Merhaba değerli arkadaşlar ben İmete Hoca'nız hepinize denizden sesleniyorum. LGS Matematik hızlı tekrar kampımızda 28. gündeyiz. Dönüşüm geometrisiyle devam ediyoruz. <laughs> Dönüşüm geometrisinde öteleme ve yansımayı göreceğiz. Tekrar edeceğiz. Koordinat sisteminde verilen AXY noktasının x ekseninde A birim sola ötelenmesinde burada... Şimdi x ekseninde olduğu için sola öteleme mesela x'ten a'yı çıkarıyoruz. A birim sola gittiğimizde bu ne demek hocam? Mesela 2 birim sola gidiyorsan o x'ten 2'yi çıkaracaksın. Mesela iki birim sağ gidersen de x'e 2 ekleyeceksin. Yani mantık bu aslında. Mesela yukarı aşağı giderken de y'de bakın yukarı Y oradan gelebilir aklına. Dikey eksen Y ekseni zaten. Yukarı gidiyorsan ekleme yapacaksın. Aşağı gidiyorsan çıkarma yapacaksın. Yani bunu böyle ezberleyeceksin falan filan diye bir şey tabii ki yok. Ya. Yani evet. Şimdi burada mesela X ekseni boyunca 5 birim sola. 5 birim sola taşınacaksa ben bir tane noktayı taşıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Mesela kendime bir gözüme nokta kestiriyorum. Alıyorum bak. 1, 2, 3, 4, 5. Bak A noktasını 5 birim sola taşıdım. Sonra 6 birim aşağıya bak. 1 2 3 4 5 6. Bak yeni A noktası burada. Yeni A noktası buradaysa ben bunu çizeceğim bak şimdi. Şöyle alıyorum. Orası da 3 birim olacak ya bak. Şöyle aldım o üçgeni böyle çizmeye çalışıyorum. Şimdi görüntü eş zaten. Öteleme yaptığınızda görüntü yine aynısı olur. Sadece yeri konumu değişir yani. Tamam. Burası A oldu. Burası B oldu. Burası C oldu. Şimdi yazalım. Bak. B'nin A'nın koordinatları nelerdi önce? A burada 2'ye 1 2 3 4. 2'ye 4'te arkadaşlar. B burada 2'ye 1'di. Bakın 2'ye 1'di. C burada 2 3 4 4'e 1'di. 4'e 1'di. Şimdi sen bunu 5 birim sola ötelersen ne olacak? E, 2'den 5'i çıkardın. Eksi 3 oldu. E, 6 birim aşağıya ötelersen 4'ten 6'yı çıkardın. Ne oldu? Eksi 2 oldu. Tamam. Bak gerçekten de öyle. Şuraya bak. 1. Bak eksi 1 tabii ki. Eksi 1. Eksi 2. Eksi 3. Eksi 1. Eksi 2. Eksi 3'e eksi 2. Bak gerçekten de sağlıyor. Hatta buradan direkt şeyi de yazabiliriz. O zaman bu da eksi 3'e. Bak. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Bu şekilde rahatlıkla sayarak da yapabiliyoruz. Tabii kareli olmazsa böyle kareli koordinat sistemi olmazsa o zaman burada hani o işte sağa gidiliyorsa eklenecek sola gidiliyorsa çıkarılacaktan da yapabiliyoruz. Buraya geldiğimizde de bakın eksi 1'e eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi 4 eksi 5 o zaman eksi 1'e ne diyorum eksi 5 diyorum bu kadar. Şimdi gelelim buna. 2 birim sola 3 birim yukarıya. Şimdi 2 birim sola ise ben bak şu O'yu alıyorum. 2 birim sola kaydırıyorum. 1, 2. Sonra 3 birim yukarı. 1, 2, 3. Bak yeni O noktası burada. Diyorum ki yeni O noktası burasıysa hemen onun yanında ne var? Şöyle bir S noktası var. Bak O, S. Sonra ne var? P var. O P'de nasıl iniyor? Bak şu şekilde iniyor. Hop. Hop tamam P'yi de yaptık. Sonra ne var? 1, 2, 3, 4 sağında. 1, 2, 3, 4 sağında. Bu şekilde yani sadece burada olay şu çizimleri yapmak. Yani bu. O, S, P, R. Tabi bunları yazarken bu arada bunlara A üssü, buna B üssü, buna C üssü, buna işte O üssü, buna S üssü, buna P üssü, buna R üssü diyoruz arkadaşlar. Koordinatları yazacak olursak O'nun koordinatları ne burada? Sıfıra sıfır. Başlangıç noktasında direkt böyle yazdım. Sıfıra sıfır. Şimdi P'nin koordinatları ne burada? Sayalım arkadaşlar. Eksi 1, eksi 2, eksi 3'e. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. O zaman eksi 3'e, eksi 3 diye yazdım. R'nin koordinatları neler? 1'e, eksi 1, eksi 2, eksi 3. 1'e eksi 3 diye yazdım. S'nin koordinatları neler? Eksi 1, eksi 2, eksi 1. Eksi 2'ye eksi 1. Şimdi 2 birim sola gittiğim için ne olacak burası? Eksi 5 olacak. Direkt bak bunları da öyle yazıyorum. 2 birim sola gittiğim için eksi 1 olacak. 2 birim sola gittiğim için eksi 2 olacak. 2 birim sola gittiğim için ne olacak? Eksi 4 olacak. Böyle yazdım. Sonra 3 birim yukarı olduğu için bu 0 olacak. 3 birim yukarı olduğu için bu 0 olacak. 3 birim yukarı olduğu için bu 3 olacak. 3 birim yukarı olduğu için bu 2 olacak. Hakikaten öyle mi bakalım? P üssü bak. Eksi 5'e 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5'e 0. Hakikaten öyle. Eksi 1'e 0. Evet, Reis söyle. Eksi 2'ye 3. Bak hakikaten de eksi 2'ye 1, 2, 3. Doğru. Eksi 4'e 2. Bak, eksi 4'e 2 evet gördüğümüz gibi bu şekilde rahatlıkla gösterebiliyoruz. Tabi burası biraz şu an şey gelmiş olabilir hocam bu böyle sadece sayıp çizmek yani başka bir şey yok bunda tamam. Evet şimdi hemen yansımaya bakacağız. Yansıma dediğimizde aynadaki görüntü yani senin uzmanlık alanında aslında bir noktanın koordinat sisteminde x eksenine göre yansıması alındığında ayna x eksenindeymiş gibi düşünülür. X'de bir değişiklik olmaz y'nin işareti değişir. Bunu nedenini açıklayacağım şimdi zaten. Bir noktanın koordinat sisteminde y eksenine göre yansıması alındığında ayna y eksenindedir. O zaman e, x'in koordinatı değişir. Yani aynanın olduğu yerdeki işaret değişmez. E, diğerinin işa, diğerininkinin işareti değişiyor. Yani o nasıl oluyor? Onu açıklayacağım size. Şimdi bakın. Bu şekli ben x eksenine göre ayna buradaysa x eksenine göre yansıtsam bu B'nin olduğu nokta nereye gelecek? Şuraya gelecek. A'nın olduğu nokta nereye gelecek? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aynadan eşit uzaklıkta olması gerekiyor. Bak burası B üssü. Tamam mı? Burası B üssü. Burası A üssü. C'ye geldiğimde 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bak burası da C üssü oldu. Şimdi bu noktaları birleştiriyorum arkadaşlar. Bu noktaları birleştirdiğimde Gördüğünüz gibi yine eş şekiller elde ediyorsunuz bu arada. Yansıma olduğunda da. Evet şu şekilde. Aynadan bak eşit uzaklıkta oluyor. Fark ettiniz mi? Yansımada da bak böyle. Yakın olan yakın uzak olan uzak oluyor aslında. Şimdi koordinatları yazacağım ben. A'nın koordinatları neler? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5'e 1, 2, 3. Eksi 5'e 3. Eksi 5'e 3. B'nin koordinatları eksi 1, eksi 2, eksi 3'e 1 eksi 3'e 1. C'nin koordinatları eksi 1'e 1, 2, 3, 4. Eksi 1'e 4. Peki şimdi geldik A üstüne. Bak burada X'lerde bir değişiklik var mı? Yok. X'ler aynı. Y'lerin işareti değişmiş. Artı olanlar eksiye dönüşmüş. Biz de bunu yapacağız. Eksi 5'e eksi 3. Eksi 3'e eksi 1. Eksi 1'e eksi 4. Eğer eksi 4 olsaydı o zaman artı 4 olurdu arkadaşlar. Bu şekilde işaretlerini değiştiriyoruz. Şimdi y eksenine göre yansımasını yapacak olursak. Bak burada ya Ayna y ekseninde ise c üssü burada bak. Yakın olan yakın. Uzak olan uzak olacak arkadaşlar. O zaman bak burayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 birim. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Bak tam buraya geliyor. A üssü A2 üssü diyelim hatta buna. C2 üssü. B de 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bak B2 üssü de buraya geliyor. O zaman hadi onu da birleştirelim şöyle. Hop bakın şöyle. Evet y eksenine göre yansımasını almış olduk değerli arkadaşlar. Tabii çizim benim biraz şey olmuş olabilir. <laughs> orada da fark ettiysek y'ler değişmedi. X'lerin işareti bak eksiyken artı oldu. Bu o zaman arkadaşlar yazarken şöyle yazılabilir. O zaman 5'e 3, 5'e 3, 3'e 1, 3'e 1, burası da 1'e 4. Yani aynanın olduğu yerdeki koordinatı değiştirmiyorsun, o bileşeni değiştirmiyorsun. Diğerinin işaretini değiştiriyorsun. Mantık bu aslında. Tabi bunların çizimleri var. Bir şekil ile o şeklin yansıması olan görüntüsü üzerinde birbirine karşılık gelen noktaları birleştiren doğru parçası simetri doğrusuna diktir. Şekil ile görüntüsü üzerinde birbirine karşılık gelen noktaların simetri doğrusuna uzaklıkları eşittir. Ya bu şu anlama gelmektedir. Senin bak şu çizgin iki birim uzaklıktaysa yine aynı şekilde iki birim uzaklıkta olacak şekilde çiziyorsun. Şimdi bak şu aşağıdan gelen daha yakın bakın. Yukarıya çıkan daha uzakta. O zaman bunu da çizerken böyle çiziyorum bak. Aşağıdan yakın, yukarıdan olan uzakta. Gördüğünüz gibi simetriye oluşuyor. Bakın şu çizgi de böyle aynı şekilde. Hop çizdik. Linkin Park'ın şeyi gibi oldu değil mi arkadaşlar böyle? Evet peki buraya e, biz de biliyoruz yani arkadaşlar yani şimdi. <laughs> evet e, burada bunun yansımasını bakın aynanın burada olduğunu düşünürsek şu direkt aşağıya gidecek arkadaşlar. Şöyle aşağıya gidecek. Şu kısımda yukarıya gidecek. Şöyle hop böyle yukarıya gidecek. Bu şekilde çizmiş olduk simetriğini diyebiliriz. Buradaki bak aşağıya şuradaki de yukarıya doğru çizilmiş oldu. Ya bunlar da zaten böyle birkaç çizim yaparsanız çok iyi bir şekilde öğrendiğinizi göreceksiniz arkadaşlar. Şuna geldim şimdi bak burada eğik verilmiş. Bunlar da şimdi dik uzaklığa bakacağız tamam mı? Yani bu önemli nasıl orada böyle dik çiziyorsak hani düz olduğunda böyle hemen tık tık ya burada bundan bu eşit olacak hocam İşte bundan da bu eşit olacak hocam hani çiziyorduk ya aynı burada da aynı mantıkla dik uzaklık orada çünkü dik uzaklık var bak mesela dikeyde yatayda burada da nasıl yapacağız şöyle. Bak burası yarım birim, burası da yarım birim olacak. Şimdi şuraya baktığımızda bak 1 bir, 2 birim. O zaman bunu da çizerken 1 bir, 2 birim olacak şekilde çizeceksin. Bak bu çok önemli. Sonra şuraya geldiğimde bak 1 bir, 2 birim. Burası da 1 bir, 2 birim olacak. Yeterli mi hocam? Hayır. Bazı şeyleri daha oluşturmam gerekiyor arkadaşlar. Şuraya baktığımda bak bir birim burası da bir birim olacak. Bak artık oluşmaya başlıyor şekil fark ettiniz mi? Sonra devam ediyorum bak şuraya bakıyorum. Burası bir buçuk birim. Burası bir buçuk birim. Bak bunu da çizdim. Daha sonra şuraya geldim. Bak burası bir birim. Burası bir birim. Bak bunu da çizdim. Yani gayet net bir şekilde bak burası bir buçuk birim. Burası bir buçuk birim. Bunu da çizdim. Yani aslında şu şekli oluşturmaya başladım. Bak onu çizeyim şöyle. Onu çizdiğimde hop şöyle bir şey oluşmaya başladı bak. Fark ettiniz onu. Hop bak bu. Yakın olan yakın uzak olan uzak olacak. Sonra tabi burada renkler de var arkadaşlar. Burası mesela sarı olacak tamam mı? Normalde ben renklere çok dikkat ederek yapmadım belki ama yani normalde burası sarı arkadaşlar. Bu şekilde göstereceğiz. Olay bu. Bu biraz farklı geliyor öğrencilerimize ama aslında mantık şu dik uzaklıktan arkadaşlar yapılıyor. Ve katladığınızda üst üste gelmesi lazım. Yani bunu mesela şuradan katladığınızda üst üste gelir mi gelmez mi? Buna bakacaksınız arkadaşlar. Mesela bunu katladığınızda nasıl üst üste getirebilirsiniz? Mesela bak bu nokta aynanın üzerinde o zaman yansıması da aynanın üzerinde. Burası bak bir birim yani şöyle bak bir tane bir tık uzakta burası da bir tık uzakta. Yani şöyle çizeceksin tık tık. Görüyor musun? Sonra buraya bak. Tık bir buçuk, tık bir buçuk. Bu şekilde. Yani çizerken bu çizimlere arkadaşlar dikkat ettiğimizde çok rahat çizebildiğimizi göreceğiz aslında. Bak şöyle tık tık. Bak böyle tık tık. Yani olay bu arkadaşlar. Sonra devam ediyorum mesela. Şurası bak. Bir buçuk. Burası da bir buçuk olacak şekilde çiziyorum. Burası bakın dik olarak çizecek olursam. Yani şimdi bunu artık e, oluşturmaya başladım aslında. Bunu çizerken nasıl çizmem gerekiyor arkadaşlar? Şöyle hatta onun rengini de değiştireyim. Şöyle aldım. Bak şöyle aldım. Bunu bu şekilde şöyle hop hop bu şekilde çiziyorum. Ve bakın şurası sarı olacak. Gerçekten ...katladığınızda üst üste geleceğini görebilirsiniz. Yani bak bu sarıyla bu sarı üst üste gelir. Şu beyazla şu beyaz üst üste gelir. Bu şekilde yansımasını, simetriğini çizmiş olduk değerli arkadaşlar. Burada e, bugünün de sonuna geldik. Yarın son gün yani 29. gün. Orada hem prizmaları hem de silindirin alan ve hacmini e, işliyor olacağız. İstek başlatır, mücadele kazan e, söylemedim. İstek başlatır, mücadele geliştirir, tecrübe kazandırır, hedefine giden yol IMT'den geçer. Saatler biraz geç olduğu için şu an sesim biraz kısık oluyor olabilir. Bu da normal yani her zaman her istediğimiz anda tabii ki bazen her şey yani videoda olsa ne olursa olsa olmayabiliyor. E, önemli olan her zaman söylüyorum mücadeleye devam edebilmek eyleme devam edebilmek. Çünkü bizi bu motive ediyor. Görüşmek üzere, hoşçakal.